Tekrar merhaba. Herkes geldiyse hadi başlayalım. Gazeteleri görelim. Neleri yazmışlar, neleri yazamamışlar. Yazar gibi davranıp nelerin üzerinde, arkasında dolaşıp ondan sonra geri dönüp gitmişler. Şunu hemen bir dokunalım. Şu işareti. Ki diğer dostlar da gelsinler. Onlara da duyurun, çağırın. İlk yayında günaydınlaşamadığımız herkese günaydın, merhabalar. Rojbaş, Paridois, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour. Aklınıza ne geliyorsa. Kalimera, Dobre Utra. Onlar işte her şekilde, her dilden, her gönülden ne diyorsanız ben de aynı şekilde günaydın diye cevap veriyorum size. Sağ olun, var olun. Gazetelerde ne var? Ne var? Şu var gazetelerde. Bir kere bizim ne güzel bir liderimiz var. Ne iyi bir liderimiz var. Bu mutluluk, bu saadet beni korkutuyor Murat. Eski Türk filmi repliğiyle çıkmış sanki. Birkaç tanesinin manşeti hakikaten son derece komik yeri geldiğini de göreceğiz ama... Hepsine şöyle toplu olarak hızlıca bakalım. Yok yok Murat, Ferit başka. Bu benim dediğim. O sizin dediğiniz Ferit Tarık Akanlı olan. Benim dediğim Cüneyt Arkınlı olan. O genelde komiser olur, adı Murat olur biliyorsunuz. Benim dediğim o. Hürriyetle başlayacağız her sabah olduğu gibi. Hürriyetin manşeti Naziler sahnede. Neonazi grupların sokağa dökülüp mülteci istemiyoruz diye eylemler yapması Almanya'daki tansiyonu daha da yükseltti. Şimdi burada oturup şunu düşünmek zorunda değil miyiz biz? Bütün dünyada yükselen ve kendini İslami sıfatıyla tanımlayan bir terör var. Onlar, o teröristler kendilerini öyle tanımlıyorlar. Onlar öyle anlatıyorlar. Yani bu dışarıdan birinin yakıştırması falan değil. İslam adına bunu yaptıklarını söylüyorlar. Ve İslam dünyasından ciddi anlamda çıkıp bir dakika ya öyle bir şey falan değil falan diyen yok. Adamlar ortada gösteriyorlar bunu. Şimdi bunun karşısında da böyle bir ırkçı faşizmin yükseliyor olması sizce şaşırtıcı mı? Hayır. Neden? Çünkü bu adamlar böyle ortamlarda taraftar bulacaklar. Bu Nazi pislikler böyle ortamda taraftar bulacaklar. Çünkü karşıda düşmanı gösterdiğiniz zaman bakın bu adamlar yüzünden, Rotterdam'a da sevgiler selamlar, bu adamlar yüzünden bunları yaşıyoruz. Bu adamlar yüzünden hayatınız daha da pisliğe saplanıyor, boka batıyor diye anlattığı için fazlaca taraftar toplayabiliyor. O yüzden bu şaşırtıcı bir gelişme değil. Trump'ın seçim öncesi yükselen grafiği ne kadar şaşırtıcı değilse bu da aynı şekilde şaşırtıcı değil. O yüzden hani böyle bakıp yalandan şaşmalara falan bence gerek yok. Bunun olması muhtemeldi zaten. Bu pislikler öbür pisliklerle birlikte yükselecekler. Günaydın Otis abi. Her top üyesi bir işçi alsın. Bakın bu habere bir mim koyun. Bu haber bir aklınızda kalsın. Çünkü farklı gazetelerde nasıl görüldüğünü anlatacağım size. Bugün bu haber üzerinden gideceğiz. Her top üyesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği üyesi bir işçi alsın. Hafızası iyi olan izleyiciler hatırlayacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu ilk kez söylemiyor. Şöyle hızlıca bir tarayın ilk kez ne zaman söyledi diye. Ben kendi kafamda 5 sene önceye kadar gittim. 5 sene önceye kadar. Ve orada söylediği ifade o dönemde hafiften bıdırdanmalara neden olmuş ama yine de cemaatle birlikte iş tutulduğu günler olduğu için yani Türkiye'de ekonomik paylaşım da yapılmadan önce söylendiği için aslında bu kadar büyümemişti. Benim iddiam şu, bu iş büyüyecek ve iş dünyasının üzerine kalacak bu ihale. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın anlatmaya çalıştığı hikaye şu, çok net bir şekilde. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 1,5 milyon üyesi var. Evet, her üye olan kişi, şirket sahibi olduğu varsayılıyor, birer kişi alsa 1,5 milyon insana istihdam yaratılır. Nasıl düz mantık? Şahane değil mi? Şahane. 1,5 milyon, hop birer kişi koyduk. Neden elini korkak alıştırıyorsun? İkişer desene, 3 milyon kişi işe yerleştirelim. İşsizliği kökten çözelim. Hepsi bitsin işsizliği. Daha üzerinde asgari ücrette bile pazarlığı sağlanamamış, talimatla asgari ücret giydirilmiş bir iş dünyasından bahsediyoruz. Ama bu ihale iş dünyasının üzerine kalacak. Hindi uydurdukları hadislerle yapılan yemek zehirli. Bilemem. Profil fotoğrafınıza bakıyorum. Sayın Davutoğlu'nun yani başbakanın fotoğrafını taşıyorsunuz. Eğer öyle bir gerilimden dolayı eski dosta sitem ediyorsanız yeri burası değil. Çünkü burada İkisinin de muteber görülmediği bir yerde konuşuyorsunuz. Bunu bilin de ilk kez geliyorsanız ben açık açık söyleyeyim. Çünkü ikisi de eleştiriden azade tutulmuyor ve onlar hoşlanmıyorlar bundan.
Sayın Başbakan da hiç sevmiyor. Bir akademisyen, herkesin hocası, her şeyi ben biliyorum diye yaklaşıyor olaya zaten. Yıllardır tanıyarak, bilerek söylüyorum da. Her şeyi ben biliyorum. Sayın Cumhurbaşkanı zaten sevmiyor. O kendi görüşünün dışındaki insanlardan hiç hoşlanmıyor. Mümkünse bu ülkede yaşamalarını da istemiyor. Nereden biliyoruz bunu? Gördük. İşte Kadıköy vapurunu anlattı. Kız erkek birlikte yaşama olaylarını falan anlattı. Değil mi? Bilin de ben size söyleyeyim de. Nobel Sırları diye bir söyleşi var. Bu pazartesi söyleşilerinde yüz yüze de sevgili Cansu Çamlıbel. Nobel Edebiyat Komitesi'nin başındaki Per Wassberg'le bugün bir röportaj yapmış. Ve röportajda ilginç bir nokta var. Orhan Pamuk'un hani hep söylenen Hazreti Sinameke var ya. Ben ısrarla böyle diyorum ve demekten de vazgeçmeyeceğim. Vazgeçmeyeceğim demekten. Onun Nobel almadan bir sene kadar önce söylediği, Türkiye'de işte Ermeniler, Kürtler katledildi ve bunu görmezden geldi insanlar falan gibi bir şey. Cansu açık açık sormuş. Demiş ki Türkiye'de şöyle bir şey var. Nobel ödülünün bu çıkıştan sonra Orhan Pamuk'a verildiği ve bunun altında da Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye bakışının yattığı söyleniyor. Wassberg de şunu anlatmış ona. Demiş ki en az son 2 yıl içinde ilk 5'e, yani bu yabancıların hani shortlist diye adlandırdıkları son, artık değerlendirmeye girecek son gruba kalmış olması gerekiyor ki Orhan Pamuk 2 kere kalmıştı. Yaşar Kemal mesela geçmişte kaldığını biliyorum ama olmadı. Kısmet değilmiş. Yani bu soruların açıkça sorulabilmesi bile son derece önemli. Bizim otomobil Tesla'yı sollar. Sanayi Bakanı Fikri Işık gazetelerin otomotiv editörleriyle oturmuş konuşmuş. Onlarla hafta sonu buluşmuş ve Türkiye'nin üretmek üzere, hani şu baba yiğit tartışmalarının içinde üretmeye çalıştığı yeni otomobile ilişkin bilgiler vermiş. Orada Tesla'dan bahsediyor. Hatırlıyor musunuz? Hani bunu burada bir gazete haberi üzerinden konuşmuştuk. Daha projesi ortaya çıktığında 350 bin sipariş almıştı. Şu anda 400 bine ulaşmış o sipariş. Ve Sayın Bakan diyor ki biz menzil uzatan motor sayesinde şarj istasyonunu otomobilin içine koyuyoruz. Benim anladığım hani otomobilin içinde herhalde bir devir daim motoru mu olacak, yeniden şarj edecek. Tesla ise şarj istasyonları kuracak. Ayrıca bizim yazılımlar daha güvenli. Vallahi inşallah öyle olur ya. İnşallah bizim teknolojimiz olur, gurur duyarız. Ama ilk aşamayı Saab'tan indirince 40 milyon, 45 milyon euro falan da hatırlayamadım tam şimdi. O kadar parayla indirince, tırla taşındığı falan görülünce birazcık sıkıntı olmuştu, hepiniz hatırlayacaksınız. Ya bu nasıl araba falan diye herkes sormuştu. Tarkan'ın düğünü var Hürriyet'in birinci sayfasında. Hürriyet özel, magazin konseyi çalışıyor. Vallahi şahane çalışıyor hem de. Gerçi ülke hafiften boka batarken çalışıyor onlar, taranmaya çalışıyorlar ama Tarkan'ın yeni eşiyle, eşiyle işte fotoğrafları var sür manşette. Kelebek Köln'deki Florian Botanischen Gart, nasıl iddialı okudum ya, inşallah böyle okunuyordur. Neyse, kelimelere bakıldığı zaman çiçek botanik bahçesi falan demek herhalde. Tarkan'ın eşi Pınar Dile orada yakalamış. Sus hiç söylemeyin sevgili izleyici. Sinem Bekar'la veda yapmış. Ben de sonradan gördüm, çok üzüldüm. Davetli değiliz hiçbirimiz. Acaba geçmişte ne kusur işledik? Hadi ya, doğru muydu okuyuş? Neyse. Orada yakalamışlar. Allah mesul etsin diyelim, geçelim. Sürmanşette, bütün gazetelerdeki sürmanşette dünkü Beşiktaş Galatasaray maçı var. Artık Beşiktaş yarı yarıya şampiyon oldu gibi. Troll mü var? Hoş gelmiş, sefa gelmiş. Geç otur biraz dinlemeye çalış. Dinlemeye, anlamaya çalış. Anlama bölümünde çok başarılı olabileceğini düşünmüyorum. Dinlemeyi becerebilirsin. Çünkü onun için bir şey yapmaya gerek yok. Sadece susman yetiyor. Sustuğun zaman dinleme algaçların çalışmaya başlıyor. Zor ama. Zor. Kim arkadaş, hangi arkadaşımız troll? Onu da bir söylerseniz trollümüzü de bilelim. Günün şanslı trollünün ilk yayında geldi. Çünkü 3,5 saniyede gitti o. Yere düşemedi ama neyse, yeri geldiği zaman konuşuruz onunla da. Beşiktaş Galatasaray maçı Beşiktaş'ın artık şampiyonluğunu yavaştan ilan etmesi gibi bir sonuçla bitti. Elbette geçmişte bu tarz başarıları var. Bilirsiniz 2'ye 1 denmiyor ona. 2'de 1 onun Türkçesi. B ile başlayan kelime bok mu hanımefendi bahsettiğiniz? Ben onu kullanırım. Çünkü ona öyle demek gerekiyor.
Ve bu sadece eleştiri hakkı olduğu için değil, o kelimenin karşılığı o olduğu için kullanılıyor. Anlatabiliyor muyum? Troll başvurusu için geç kaldınız bence. Çünkü onlar seçildi zaten. Bir dönem seçildiler. Çalıştırdılar. Takım olarak onur, gurur, haysiyet, şeref hepsini getirdiler. İşte 600 lirayla 1300 lira arasında verdiler onları. Satın aldılar. Dalaklarını, onurlarını falan verdiler, gittiler. Baştaki protestodan yola çıkıp soruyorum, kilisin durumu konusunda ne düşünüyorsunuz? İlk yayında konuştuk ama Süleyman Bey, şunu söyleyeyim. Kilisin durumu artık düşünülecek boyutu geçti. Eyleme geçmek gerekiyor orada. Ama şunu unutmayın lütfen. Bu iktidar kilise hiçbir şey vaat etmedi. Kilis dediğiniz zaman Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara üzerinden sadece şu sözü duydu insanlar son 5 aydır. Sadece ve sadece. Kilis nüfusundan çok Suriyeli'yi barındırıyor. Neden bize Nobel vermiyorsunuz? Nobel Ödül Komitesi kilise Nobel vermek istese ve bunun için kiliste de bir kutlama töreni yapılsa, o tören açık alanda idrak edilemeyecek, icra edilemeyecek. Yanılıyor muyum? Kilise bu yüzden Nobel vermiyorlar. Bunu da buradan toparlamış olalım. Ama bir derbi maçında sahaya bir adam atlayıp üstünü başını yırtarcasına dert anlatmaya çalışıyorsa konuşulacak bir şey var. Daha önemlisi, hafta sonu adamlar gazeteye ilan verip ya ölüyoruz, lütfen bize bakın diye yalvarıyorsa bir kentin insanları, elbette konuşulması gereken bir şey var. Ben sizinle aynı noktadayım. Ama kilis halkının da oturup biraz düşünmesi lazım bence. Beşiktaş Galatasaray'da kalmıştık. Valla şöyle, artık Beşiktaş şampiyon gibi. Dünkü maçın hakkı Beşiktaş'ın 1-0 galibiyeti miydi? Ben hani Galatasaraylı olarak değil, biliyorsunuz hani değerlendirirken hiç öyle bir sıkıntım yok. Ama o maçın hakkı bence beraberlikti. Cemal Sever'in nesini düşüneceğim anlamadım. Umut Kale, Cemal Sever hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla bir şey düşünmüyorum. Yani o dönem Türkiye'de faili meçhul cinayetler içinde ne kadar yer aldığını biliyorum. Eğer onu soruyorsanız. Ama siz çıkıp bana bütün bunların üzerine infazıyla birlikte dürüstlük falan yapacaksanız, ben o noktada değilim, o kafada da değilim, onu anlatayım da başlangıçta. Sabah gazetesi Türkiye başkanlık sistemini hazır manşetiyle çıkmış. Kim söylemiş bunu? Kamuoyu araştırmalarının bir numaralı ismi Adil Görün tespiti. Yok yok, bir pozisyon olduğu için değil. Yalnızca bir pozisyon değil. Eğer öyle bakılacak olursa hani Muslera'nın yaptığı 10 kurtarış değil burada sorun olan. Benim anlatmaya çalıştığım şu. Donk gibi. Daha önce Beşiktaş'ın başını yakan, hatırlıyor musunuz? Bu herif Kasımpaşa'dan mı gelmişti? Kasımpaşa'dan ya da Başakşehir'den geldi değil mi? Orada ikinci topu, pozisyon sırasında ikinci topu atacak kadar sportmenlikten uzak bir çakalın Galatasaray'a alınması ve böyle bir baltanın Türkiye'de hala futbol oynaması ve bu maçı da böyle anlamsız pozisyonla bitirmesidir benim karşı çıktığım. Yoksa onun dışında sonuç ortada canım. Neyini tartışacağız? Bak güzel kardeşim, buradan gideceksek seninle ayrıca konuşalım, olur mu? Bu yayını sabote etmene izin vermem. Bu yayın sana özel yapılmıyor. Yani Ali Gaffar Okkan neden öldürüldü? Cemal Sever hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeşil gerçekten var mı? Bergen yaşıyor mu falan, oraya gelirse bu iş çok uzar bu mevzu. Tamam. Bırakalım bunları. Adil Gür'ü nereden hatırlıyoruz? Biz geçen hafta da önemli bir açıklama yapmıştı. Hatırladık mı? Ne demişti? Bir gazete için demişti ki Türkiye'nin en güvenilir, en çok okunan, en çok eve giren gazetesi. Hangi gazeteydi o? Cevapları alayım. Hangi gazete için söylemişti Adil Gür bunu? Tebrik ediyorum, Sabah gazetesi. O yüzden bugün Sabah gazetesinde bu haberin çıkması hiçbirimizi şaşırtmamalı. Sen beni sev, ben seni seveyim. Şahane değil mi? Nefis bir ilişki. Türkiye başkanlık sistemine hazır. Türkiye'de güçlü başbakanlık dönemi bitti. İyi anlatılırsa halkın %60'ı yeni anayasa ve başkanlığa evet der. Şahane. Bana İdo'yu çağırın. Çarpık düzen çökecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan söylemiş. Birleşmiş Milletler'deki 5 üyeyle ilgili. AKP'de Genel Başkan Yardımcısı Mehdi İker'in sözleri var. AK Parti topyekun Erdoğan'ın arkasında diye. Zaten bunu tahmin etmiştik. Rasim Ozan Kütahyalı fikir beyan etmiş ve demiş ki başkanlık sistemine geçiş zarurettir. Bunu söyleyen de bu. Aynı promosyonu eşi de televizyonda yapıyor karşılıklı. Şahane, nefis bir medya düzeninden bahsediyoruz ya. Nefis bir medya düzeni bu.
Sonra utanmadan çıkıp bu adamlardan bir tanesi, bu kadınlardan bir tanesi ben vatan hainiyim madem neden bana yazı teklifi yaptınız falan diyebiliyor. Tekrar söyleyelim o yüzden. Bizim orada size sormamız gereken soru o değil hanımefendi. Bu kara cehaletle nasıl elinize kalem alabiliyorsunuz? Asıl soru bu. Bundan sonrası çok büyük fantezi zaten. Yani çok büyük fantezi. Ya bunu sormayın Savcı Zekeriya Öz'ün heykeli hikayesini falan. Bu hatırlamaz ki. Bu hatırlamaz. Böyle bir hayatı yok bunun. Uçuyor bu dairenin taksidini ödüyor anca. Sinem Kobal kına gecesi yaptı. Bir dakika. Bu haberin üstünde duralım. Çünkü ben alındığımı beyan etmek istiyorum. Çünkü ilk kez biz gündeme getirmiştik biliyorsunuz. Sinem'le Kenan'ın evliliğine Murat'la neydi kızın adı unuttum ben onu. Kim gidecek mi gitmeyecek mi geyiği vardı. Yok yok onların düğününe gidecek miydi? Ha Merve. Biz gündeme getirmiştik ama maalesef Kenan İmirzalıoğlu ile 14 Mayıs'ta evlenecek olan Sinem Kobal kına gecesiyle bekarlığa veda partisini bir arada yaptı. Kutlamada masaları game over oyun bitti yazılı kartlar süsledi. Arkadaş evleniyor musunuz? Şirket mi kuruyorsunuz? Ben hiçbir şey anlamıyorum ya. Vallahi şirket. Neyse medyada güzel bir haber var onu paylaşalım. Yayına girmeden önce sosyal medyada da paylaşmıştım. Kadri Gürsel Cumhuriyet'te yazmaya başlıyor. Ve beni asıl mutlu eden hikaye de şu. Yarın ilk yazısı çıkacak. Bunu Varan 1 olarak duyurmuş Cumhuriyet Gazetesi. Yani devamı da gelecek. İyi yazarlar yazabilecek diye umuyorum. Çok mutlu oldum hakikaten. Tebrikler, başarılar, hayırlı uğurlu olsun. Güzel bir şey bu. Cumhuriyet'in manşeti de bugün en net konuşmamız gereken manşet. Çünkü bir iddia var ortada. İddianın sahibi bir önceki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün basın danışmanı Ahmet Sever. Ahmet Sever'in sözleri şu. Aktrol operasyonunu yöneten ismin Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank olduğunu söyledi ve aktrollerin İstanbul'da değişik yerlerde büroları var. Biz bir tanesini Yalı'da duyduk mesela. Merkez olarak oralar kullanılıyor ve saraydan yönlendiriliyor bu aktroller. Talimatlar da oradan geliyor. Bak sevgili troll kardeşim, bunu söyleyen ben değilim. Bunu söyleyen ben değilim. Geçmişte Cumhurbaşkanı'nın oluşunu, bugün hani arkasından ne yaparsa yapsın ayrılmayacağım dediğin kişinin dostum, kardeşim, yol arkadaşım diye duyurdu. Cumhurbaşkanının basın müşaviri söylüyor. Yani sana çok yakın bir adam söylüyor. Sever, Abdullah Gül'ün troller konusunu Erdoğan'a şikayet ettiğini belirtti ve şunları ekledi. Saraydan işaret verildiği, hedef gösterildiği anda troller gereğini yapılıyor. Allah Allah, çok şaşırtıcı. Çok şaşırtıcı, hiç haberimiz yoktu. Hedef gösterildiği anda troller gereğini yapıyor. Trollerin başvurdukları yöntem ortada. Yalan, iftira, linç, şantaj, tehdit, hakaret. Aynen böyle. Mesela bu sabah biri bana Twitter üzerinden mesaj atmış. Demiş ki mailbox'ına düşen bilmem ne mektubu çok etkileyici. Yani burada söylemeye çalıştığı hikaye şu. Senin mailbox'ına saldırırız, onu ele geçiririz falan. Ya sadece şunu yapıyorum, bilin de sosyal medya üzerinden engelliyorum bu adamları. Yani bu adamların Türkçe karşılığı falan yok. Bu adamların Türkçesi yok ki, insanlığı, haysiyeti, onuru, gururu yok ki. Dili yok bu adamın. Her şeyini takım olarak satmış durumda. Aşağılık adamlar bunlar. Aşağılık adamlar ve böyle anca tehdit eder, korkutmaya çalışır. Oturduğu yerden sallar. Karşı karşıya gel, yüz yüze gel, it gibi tırsar. İt gibi tırsar. Kaçacak delik arar. Bin dereden su getirir, özür diler. Ama ondan sonra oturduğu yerden sahibi yularını çektiği anda ya da tasmasını çektiği anda avlamaya başlar, bağırmaya başlar. Bakın Ahmet Sever'in sözleri. Pelikan'ın yazılması için en yukarıdan talimat geldi. Erdoğan Türkiye'nin yarısını depresyona soktu. Allah Allah, ama biz bunu söylediğimiz zaman kimse ses çıkartmıyordu. Hiç kimse ses çıkartmıyordu, ağzını açmıyordu o zaman. Gül'e %76, Davutoğlu'na %1 destek çıkmıştı. Evet, evet biliyoruz. MKYK'da artık istişare değil, istiare diyenler var. Gerek yok ki, uykuya yatmaya bile gerek yok. Talimat geliyor, talimat.
Talimat dan diye geliyor. Cumhurbaşkanı %100 biat istiyor. Vallahi hiçbirini bilmiyorduk, çok şaşırdık. Gerçekten son derece etkileyici. Ben kendi adıma çok şaşırdım mesela. Pelikanyalısı Davutoğlu destekçileri başbakanın burada devrildiğini yazdı. AKP'de pelikan bildirisiyle başlayan kavga sürüyor. Bildiriyi sızdıranlar Davutoğlu'nun Erdoğan'a yaptığı yanlışların şeceresini çıkartmıştı. Dün pelikan dosyasına karşı hamle geldi. Pelikan Yalısı ismiyle açılan blog sitesinde pelikan dosyasının bir yılda hazırlandığı iddia edildi ve fotoğraf paylaşıldı. Çok ilginç değil mi ya? Kuzguncuk'taki karargah. Blokta Kuzguncuk'ta aylık kirası en az 20 bin lira olan yalıyı kiralayan STK'nın başında Süheyb Öğüt, dünyanın en zeki hanımefendisinin eşidir kendisi. Ha, Hilal Kaplan yazmıştı isminde. Cemil Barlas, Atifet Ulusoy, Filiz Gündüz, Elif Şahin, Merve Taşçı'nın da burada çalıştığı yazıldı. Vallahi iddia budur arkadaşlar. Sallayın şimdi, salın trolleri, bağırsınlar. Sözcü de Pelikan Yalısı manşetiyle çıkmış bugün. Davutoğlu'nu deviren Pelikan dosyası Boğaz'a nazır yazılmış. Saraya yakın iş adamları tarafından İstanbul Kuzguncuk'ta kiralanan bir yılda trollerin Davutoğlu aleyhine rapor hazırladığı iddia edildi. Saraya yakın Süheyb Öğüt ve eşi sabah yazarı Hilal Kaplan denilmiş burada. Fotoğraflanmış. Erdoğan nereye gitse 2B yanında. Biliyorsunuz biz 2B, 4,5G'ye geçtik ama 2B'nin öneminden bahsediliyor. Biri Berat Albayrak B ile, biri Binali Yıldırım, o da B ile. Onları hiç yanından ayırmadığı söyleniyor. Tesadüf. MHP'de salı beklentisi diye bir haber var. Küçücük bir haber ama önemli bir haber. MHP'nin durdurulan kongre süreciyle ilgili kararın bu hafta Yargıtay'dan çıkması beklenirken o B ile yazılmıyor. Bir Tanikov. Neyle yazıldığını da bilmiyoruz. Yani yazılmasına çok gerek var mı onu da bilmiyoruz. Çünkü söyleneni anlamıyor zaten o. Hani ne derseniz deyin, o geliyordur. Parti avukatının mesajı ortalığı karıştırdı. Avukat Yücel Bulut salı sallanır dedi. İdrardan karakter tahlili yapmaya mecbur bırakılıyoruz Türkiye'de. Avukat böyle dedi. Ulan demek ki Yargıtay'dan karar salı günü çıkacak. Bir de üstüne salı günü çıkıyor mu hakikaten? Ayıpla pirincin taşını. Posta fakirliğin resmi manşetiyle çıkmış acı bir fotoğraf var. Gaziantep'te 5 Mayıs'ta bir barakada yangın çıktı. Baba Mehmet Emin Bakır'la çocukları 13 yaşındaki Mücahit, 12 yaşındaki Halime, 7 yaşındaki Dilovan, 6 yaşındaki Büşra, 5 yaşındaki Emin ve 2 yaşındaki Taceddin öldü. Yangından kurtulan anne Naciye Bakır, anneler gününde eşinin ve çocuklarının mezarına gitti. Facianın nedeni fakirlik diye konuşmuş anne. Evde elektrik yoktu, mum yakıyorduk. Mum devrildi ve yangın çıktı. Çok acı bir insan hikayesi, insan fotoğrafı. Oya Aydoğan bu arada ameliyat edilmiş. Boğazına kaçar. Ama bu haberi buradan okumayacağım. Bu haberin sadece genel çerçevesini size buradan okuyacağım. Genel çerçevesini. Hangi kadın şizofren? İsim vermek ister misiniz? Genel bir kadından bahsediyorsunuz. Yakan kadın. Ya of. Tamam tamam. Peki oldu. Oya Aydoğan evinde yemek yerken boğazına, genzine kaçmış bir parça. Onu çıkartmak için öksürürken çok şiddetli öksürmüş ve aort damarı yırtılmış. Kana dayanıyor, hiçbir yerde haber olmuyor. Hakikaten öyle. Dün abimle konuşurken o söyledi. Aynı şeye dikkat çekti o da. Dedi ki, ya adamlar saatlerdir, günlerdir yangın söndüremiyor. Hiçbir yerde haber yok, kimsenin salladığı yok. Nasıl bir iş bu? Ama işte bizim konuşacak çok önemli konularımız var ya. Sağlıkla dalga geçmeyin lütfen. Sağlıkla dalga geçmeyin. Aort yırtığı öyle bir Sümerbank basması yırtığına benzemiyor çünkü. Yani böyle bir espri yapacaksınız. Böyle espri olmaz. Olmaz mı? Olur ama olmaz olsun. Şairin dediği gibi. Milliyet hayatlarını toplayanlar manşetiyle çıkmış. Her gün 200-250 kilo kağıt toplamak zorunda olan çocuklar kölelik şartlarında kilometrelerce yürüyor. Güzel bir projeden bahsedelim. Hani ben de projeyi biliyorum. Sokakta özellikle bu kağıt toplayan çocuklara yönelik, kağıt toplama işindeki insanlara yönelik olarak Çankaya Belediyesi
bir proje başlattı. Çankaya Belediye sınırları içinde olanları sigortalayacak. Hakikaten zor bir iş. Gerçekten zor bir iş. Çok önemli bir proje. Helal olsun kim yapıyorsa. Helal olsun. Ama başka bir belediye de yapsa aynı şeyi ona da söyleriz. Sabaha kadar. Yanında çıkan kalp işaretlerinin bir faydası oluyor mu? Ben de sizin kadar biliyorum desem. Vallahi o kadar. Hiçbir fikrim yok. Yani oluyor mu? Oluyordur belki. Bakalım devam. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gözleri yaşlı fotoğrafı var. Altında da üstünde de özür dilerim. Ücret kısarak kazanç olmaz sözü var. Ücret kısarak kazanç olmaz. Ben tekrarlayayım da. Bu ihale iş dünyasına kalır. Sinem sana güle güle. Önemli haber. Cunda Adası'nda Kenan İmirzalıoğlu ile cumartesi günü nikah masasına oturacak Sinem Kobal'a yakın dostları önceki gece bir balıkçıda sürpriz kına gecesi düzenledi. 4 saat süren eğlencede Kobal'ın arkadaşları yar saçların lüle lüle Sinem sana güle güle şarkısını söyledi. Milliyet gazetesi kuş kondurma çalışmalarını bitirdi. Doğrudan kuş üretim çiftliği artık kuruyor. Nereden biliyoruz bunu? Şuradan biliyoruz. Can Dündar'a silahlı saldırı olduğunda ki eski gazetesidir Can'ın yıllarca yazdığı gazetedir. İnternet sitesine haberini koymadı. Önce koydu sonra kaldırdı. Utandığı için sonra o haberi tekrar koydu. Ama biz hepimiz biliyoruz ki bu yayında çok sık söylüyorum çünkü bu gazete tüple çalışıyor. Ve bu yayının aynı zamanda isim babası sayılabilir bu gazetenin sahibi. Patroncum seni üzdük mü? Hüngür şakır ağlamaların gerekçesidir kendisi. Oysa patronunu üzer gazeteci zaten. Gazeteci çok iyi haber yapar. Çok iyi haber yapar, patronu üzülür. Ama şuna sevinir. O iyi haber sayesinde gazetesinin inandırıcılığı artar. Ve o gazete onun için onur vesilesi olur. Gerçek medya patronları için böyledir. Var mı? Olsa dükkan sizin. Kalmadı, sonuncuyu verdik ya. Şöyle bir 30 sene önce falan gelseydiniz hallederdik ama kısmet değilmiş. Bakalım. Habertürk pratik bilgelik üstün gelir manşetiyle çıkmış. Bir dakika, bu arada bir internet sıkıntısı mı yaşıyoruz? Hemen bakalım çünkü şöyle bir şey oldu. Gazeteyi göremedik bir anda. Görelim bakalım nasıl oluyormuş. Bir daha deneyelim. Evet, sanırım şimdi açılıyor. Habertürk pratik bilgelik üstün gelir manşetiyle çıkmış. Söyleyen kim biliyor musunuz? Dücane Cündioğlu. Felsefeci, özellikle hani İslami kesime çok yakın bir insan. Ama sosyal medyada çok fazla takipçisi var. Bu söz bence ayrıca tartışılmalı. Neden biliyor musunuz? Ben fikrimi söyleyeceğim. Diyor ki, Erdoğan Davutoğlu gündemini yorumladı. Teorik değil, pratik bilgelik üstün gelir. Bir kere burada bilgelik olarak tanımlanacak bir şey olduğuna ben inanmıyorum şahsen. Benim kişisel fikrim bu ama ben inanmıyorum. Burada bilgelik falan yok. Eğer oportunizm, yani fırsatçılık bilgelik olarak nitelenecekse ki Platon devlet kitabında böyle tanımlamıyor. Yani o eğilip bükülmeyi, kıvraklığı falan filan anlatıyor da bu değil, bu bilgelik değil. Ben o yüzden katılmıyorum. Çok, yani bence çok saçma bir başlık olmuş. Tayyip'ten haber var, sana danışmanlık teklif ediyor. Bana mı? Bana mı teklif ediyor? Çok acayip ya. Yoksa Dücane Cündioğlu'na mı? Yani onu hani yanına danışman olarak olur mu zannetmem. Olmam. Ya böyle bir teklif olsa bile sizin aracılığınızda yollayacağını hiç zannetmiyorum. Hani hatırlıyor musunuz? Vizontele'de şöyle bir replik vardı. Çok böyle acayip hoşuma gitmişti. Bana bir emrim var mı? Var ama sana verip ziyan etmek istemiyorum diye. Hakikaten böyle bir şey olsa bile size verip ziyan edeceğimi düşünmüyorum. O vereceğim cevabın ne olacağını bu yayını izleyen herkes tahmin eder. Ama onu bile sizin aracılığınızla yollamam. Olmaz yani. Tahmin etmiştim.
Nefis. Ama profil fotoğrafını iyi seçmişsiniz. Gözlük reklamından mı? Vallahi bravo. Süper. Devam. Habertürk'ün içinde bir de kulis haberi var. AK Parti kulislerinde konuşulan formül. Anayasadaki Cumhurbaşkanı seçilenin partisiyle ilişkisi kesilir ifadesinin değiştirilmesi üzerinde duruyor. Aa, ne gerekiyorlar ya? Ne güzel çiğniyorduk hep beraber. Gözümüzün önünde eziyordunuz. Ne kadar mutluyduk. Lütfen, lütfen alışamayız biz buna. Olsun çiğneyin, o daha heyecanlı. Olmazsa tadı olmaz çünkü. Hani ya zaten yapıyordu bunu. E tamam, yasada da yeri var falan deyince olmaz. Böylece partili Cumhurbaşkanı formülünün önü açılmış olacak. Uyum için birkaç düzenleme daha gündemde. Vay 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 vay. Ne oldu ya, sizi tekrar mı işe aldılar? İşte eski parayı vermezler ha. Vallahi ben size söyleyeyim. Ya aptal olduğunuzu anladılar çünkü. Aynı paranın çok daha azına çalışabilecek kadar dalaksız olduğunuzu bildikleri için artık aynı parayı da vermezler. Vallahi 50 lira falan bundan sonra. Ama onu önden verirler. Ondan emin olun. Çünkü ne olduğunuzu onlar da biliyor. Çağıranlar onlar ama. Yeni Şafak PYD'ye de angajman manşetiyle çıkmış. Türkiye IŞİD'e uyguladığı angajman kurallarını PYD'yi kapsayacak şekilde genişletiyor. Tank ve topların namlusu Afrin ile Kobani'ye yöneldi. Artık PYD'li teröristlerin PKK'larla birlikte asker ve polise saldırdığı tespit edilirse Suriye'deki kantonlar vurulacak. Çok ilginç. IŞİD'e uyguladığı angajman kuralları. Nasıl? IŞİD'e uyguladığı angajman kuralları. Ki biliyorsunuz bu çocuklar öfkenin doğurduğu yapıydı. Yani aslında çok temiz çocuklar. Gerçekten iyi insanlar. Adı devlet. Irak Şam İslam Devleti. Kendilerini devlet diye tanımlıyorlar. O şiir ağlattı. Hangi şiir ağlattı? Hangi şiir ağlattı? Dikkat buyurunuz. Erdoğan iş güvenliği konferansına katılıyor. Tamam mı? İş güvenliği. Konferansın adı iş güvenliği konferansı. Niye şiir okuyoruz o zaman orada? Çünkü anneler günü. Sahneye çıkan arkadaş, ya ben ismini çok anmak istemiyorum ama şöyle insanlar var çünkü. Ekrana çıkartılıp promosyonu yapılan. Ya iyi çocuktur aslında. Aman çok donanımlı, vallahi süperdir falan diye. Etiyen Mahçupyan'ı falan da böyle pazarlamışlardı ekranda. Etiyen Mahçupyan falan da böyle pazarlanmıştı. Bu olan da aynı şekilde pazarlanmıştı. Çok güzel şiir okuyor diyerek. Şiir okumanın içine eden, daha sonra pek çok benzerini de yetiştiren maalesef. Şiiri iğrenç okuyarak, gerçekten iğrenç okuyarak, şiire de aslında hakaret eden insanlardan bir tanesi çıkıp bir anne şiiri okuyor. Tesadüf. Hani geldi, annesini de kaybetti. Ulan ben buradan yürürüm, yapıştır, okuyor. Cumhurbaşkanı hüngür hüngür ağlıyor gözler. Ama konferansımız neydi? İş güvenliği konferansı. Şahane değil mi? Yeni Şafak da bunu sürmanşete çakıyor. Devam. Ne kim? Her şey, o gazeteyi kapattık. Başka bir yerde İbrahim bir şey. Ne olduğunu unuttum. İbrahim bir şeydi adı. İş güvenliğinde böyle durun. İş güvenliğiyle ilgili bunu konuşmayacağız. İş güvenliğinde öyle bir yer var ki aslında. İş güvenliğinde öyle bir söz var ki. Bakın aslında onu biz bugün nasıl yorumlayabiliriz onu en sonunda göreceğiz. Çünkü o çocuklar öyle çalışmış oradan. Devam edelim buradan. Biz devam edelim, yürüyelim. Hangi gazete var? Bir gün var. Bir gün büyük bir tartışmayla kamuoyunun gündeminde. Mine Kırıkkanat verdiği bir röportajda, kendisiyle yapılan bir röportajda. Tam da burada konuştuğumuz. Herhalde okuyunca, gerçekten şu yayında hepimizin kulaklarını çınlatmışsınızdır sanırım. Çünkü ben okuyunca, görünce ilk aklıma gelen oldu. Gerçekten ilk aklıma gelen oldu. İyi ki böyle bir şey yapıyoruz. İyi ki beraber böyle bir şeyi yapabiliyoruz diye düşündüm. Çünkü hakaret ederek yani bir grup kadını aklı sıra hakaret ederek, ben de böyle düşünüyorum. Hiç bunun tartışmanın lamı cimi yok. Yani işte o laik kesimdendir, solcudur falan, bunları geçin arkadaşım, geçin. Kafanın dibinde birilerine karşı eğer bir düşmanlık, bir kin varsa, ya sen anlamazsın. Hadi sağdan ayrıl sen, yürü.
Eğer böyle bir şey varsa faşizm içinizde demek zaten. Bunun sağcılıkla solculukla falan alakası yok. İnsanlara hakaret edebiliyorsanız, mal diyebiliyorsanız ya arkasında duracaksınız. Ya o yazıyı değiştirtmeyeceksiniz ya da söylemeyeceksiniz. Bakın ben deminki arkadaşa mesela gönül rahatlığıyla mal diyebiliyorum. Çünkü çok iyi biliyorum ki gerçekten mal. Nereden biliyoruz bunu? Ayakkabısını bağlamaktan, kendisine verilen parayla kıçına don almaktan aciz bir adam siyasi ahkam kesiyor burada. Ben ona derim, siz de diyorsanız arkasında durun. Ama Bir Gün gazetesinin sadece bunun üzerinden doğranmasını da lütfen biraz vicdanınıza sığdırmaya çalışın, olur mu? Yani yapılan röportajla kimin ne olduğu, kimin ne olduğu ortaya çıktıysa bence bu da bir gazetecilik başarısıdır. Yani insanlara bunu bu tarz böyle bir şekilde getirerek yapmayın. Yapmamakta fayda var. Hele Bir Gün gazetesinin bunu hak ettiğine inanmıyorum. Bugün sabah bir açıklama yapacaklarını duyurmuşlardı dün sosyal medya üzerinden. Yapıldı mı bilmiyorum ama bence ne yazıldığını okumak lazım. Ama bence burada anlatılan hani Bir Gün'e karşı çıkmak değil de Mine Kırıkkanat'ın aslında hayata nasıl baktığını görmek olmalı. Bence. Ben böyle düşünüyorum. Bir Gün'ün manşeti HSYK rahatsız, yüksek yargı genel seçimleri aratmayan seçim sürecinden şikayetçi. HSYK seçimlerin ortadan kaldırılmasını istiyor. Yargı örgütü temsilcileri ise ortaya çıkan bu karanlık tablonun yaratıcıları iktidara yandaş olanları. Tabii seçmeyin, seçmeyin, atayın. Çok daha güzel değil mi? Atayacak kim? Efendim? İş güvenliği konferansında gözyaşlarını boğulan Sayın Cumhurbaşkanımız. Ve top üyelerine de demişti ki 1,5 milyon adamsınız, birer tane işçi alsanız ölür müsünüz? Meydan merkeze sağır oda manşetiyle çıkmış bugün. Sevgili Ömer'in, Ömer Şahin'in bir haberi. Merkez Bankası'nın yeni başkanı var biliyorsunuz, Murat Çetinkaya. İlk isteği işe başlar başlamaz banka binasında bir sağır oda oluşturulması olmuş. Kritik toplantıların düzenlendiği ikinci kata dinlemelere karşı sağır oda yapılacak. Valla eski ortakla anlaşsınlar, dinlemeyeceğini söylesin. Gerçi olmayacaktır öyle bir şey ama. Star ki Milli İrade Ensesi ve Parti Bülteni'dir biliyorsunuz. Abiyle değil puanla terfi. Aklımızla dalga geçen bir manşetle çıkmış. Neymiş o? Paralel örgütün kamuda haksız atamalarıyla gündeme gelen terfi sistemi Silvaç'tan yenileniyor. Memur ve bürokratlar alacakları puana göre yükselecek veya tayin hakkı kazanacak. Vay! Başarısız olan idareci koltuğunu koruyamayacak. Mesela bunun şunlar dahil olacak mı acaba? Hayvanat bahçesinden gelip bir adam, Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Kurumu, Bilim ve Teknoloji Kurumu'na, TÜBİTAK'ın yönetimine atanacak mı? Aklıma geliyor, onun için soruyorum yani. Olacağından değil, bizim ülkemizde böyle şeyler olmaz. Ama böyle şeyler yaşanabiliyor. Mesela Türkiye'de il milli eğitim müdürlerinin çoğu, İmam Hatip Liseli olmak şartı ortadan kalkacak mı? Böyle bir şart mı var? Yasal olarak yok. Ama yasaya bakacak olursanız anayasada 101 ve 103. maddede yazanlar ortadayken Cumhurbaşkanı'nın tavrı da ortada. Yasa bizde çok işlemiyor. Yasa bizde çok işlemiyor. Star aklımızla dalga geçen, gerçekten aklımızla dalga geçen bir haber yapmış. Yerseniz elinizde bulunsun da. Anneye gözyaşı. Ama şurada bir haber var. Bunu okumazsam hakikaten içim şişer. Adalet ve merhamet temalı film yarışmasında dereceye girenlerine ödüllerini vermiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve orada demiş ki DAEŞ'le, IŞİD'den bahsediyor, DAEŞ'le mücadelede yalnız bırakıldık. Nasıl? Şimdi bunu duyan bir adam çıkıp dese ki Almanya Başbakanı, ya Sayın Erdoğan kafa mı yapıyorsunuz siz bizle? Sizin azlettiğiniz başbakan var ya, sizin azlettiğiniz başbakan. Bu adamlara terörist demedi. Siz de diyemediniz. Siz de diyemediniz. Bugün yargıdan çıkmış kararla resmen silah yollandığı tespit edilmiş. Türkiye'de yargı kararıyla çıktı ya. Can ve Erdem'in yargı kararının sonuçları ortadadır. Ne anlattı? Haber doğru. Haber doğru. Bizdeki yargı onu söylüyor çünkü. Haber doğru. Tırın yükü silah. Türkiye'de habercilik yasak. 3 tane sonucu var. Kalanını geç. Şimdi bunu söylese ne diyeceksiniz? Çünkü karşılarına muhtarlar oturmayınca soru sorabiliyor insanlar. Bir dakika ya, siz ne anlatıyorsunuz? Yani bu Star gazetesi değil, benimle kafa yapamazsınız dediği zaman ne anlatacaksınız?
Bence de gürültü bundan. Büyük gürültü bundan. Ama bu gürültü daha büyüyecek, hiç merak etmeyin. Yeni anayasada başkanlık sistemi şart demiş. Kim demiş? Orhan Miroğlu. AKP Mardin milletvekili. Artık bence özellikle Türkiye'de siyasi hayatta Orhan Miroğlu düşüşü diye. Hani buz pateninde var ya Dönis Bilmam rüveti mesela. Ya da başka alanlarda var mesela edebiyatta var. Edebiyatta bu tarz. Mesela Tarık Dursun K fiilimsisi var ya mesela sigara çıkarttı yakıştık. Tek kelimelik fiiller, fiilimsiler var. O Dönis Bilmam rüvetiyle iki kolu ve bir bacağını havaya kaldırarak. Ray Charles tarzı caz mesela. Bunun gibi bir Orhan Miroğlu düşüşü diye bir şey söylemek lazım bence artık. Siyaseten bir adamın nereden nereye yuvarlanabileceğini, tek başına değil de beraber yuvarlanıyor. Beraber yuvarlandık biz bu yollarda diye gidiyor ama bence böyle bir şey var artık ya. Ne söylediğini bilmiyor. Hakikaten ne söylediğini bilmiyor. Özgür Gündem bugün işte çıkışın sırrı manşetiyle çıkmış. Saray ülkeyi adım adım diktatörlüğe ve felakete sürüklerken yurttaşlar, barış bloku, partiler, avukatlar ve STK'lar çıkış yolunu gösterdi. İrademize sahip çıkarak ortak mücadeleyi yükseltirsek, HDP'ye dokundurmazsak saray faşizmi çöker. HDP'ye dokundurmamak bölümüne yerden göğe kadar katılıyorum. Ben burada bu yayında çağrı yaptım ya geçen hafta boyunca. CHP'nin nohut kadar yönetenlerin siyasi projeksiyon gücü varsa şu anda durmaları gereken yerin HDP'nin yanı olduğunu artık anlamaları lazım. Anladılar mı? Hayır. Kesinlikle. Anlayacaklar mı? Maalesef çok acı bir tecrübeyle anlayacaklar. Ayın 16'sı için görünüyor ya şu anayasa görüşmeleri, dokunulmazlık görüşmeleri. O günden itibaren anlayacaklar. Ama işten geçecek mi? Çok büyük ihtimalle. Vatan 12 yabancı çocuk manşetiyle çıkmış. ABD, AB ve Türk istihbaratı ebeveynleri tarafından Türkiye'ye kaçırılan 12 çocuğun bulunması için ortak operasyon başlattı. 3 şehirde kayıp çocukların izine rastlandı. Bir kişi işe alsa batar mı? Toba 6 yıl sonra çağırır. Ben 5 diye hatırlıyordum. Bak 6'ymış. 5 yıl önce söyledi diye hatırlıyorum. Cumhurbaşkanının çağrısından bahsediyor. 1,5 milyon tane adamsınız. Her biriniz birer tane alsanız ölür müsünüz? Yani özetle mealen böyle bir şey söylüyor. O ihale size kalır. Sevgili iş dünyası size kalır. Büyük kalır hem de. Son sahibi olursunuz. Taraf koordinatör başbakanlık manşetiyle çıkmış. Davutoğlu'nun istifası ardından Erdoğan yürütmede daha etkin hale gelecek. Başbakan da bir anlamda yasama yürütme arasında ya aman bilmediğimiz bir şey anlat bunu. Haber gibi çıkıp bir de manşet atıyorsun be. Güzel kardeşim. Böyle haber mi olur? Savcı istismarı gizleyin dedi. Bugün Evrensel'in manşeti ağır bir manşet. Muhtemelen gün içinde de çok duyacaksınız. Üzerinde çok tartışma olacak. Manisa Saruhanlı'da 20 ilkokul öğrencisini lütfen dikkatli dinleyin. Manisa Saruhanlı'da 20 ilkokul öğrencisinin Türk Eğitim Sen temsilcisi Yakup Kılınç'ın istismarına uğradığı ortaya çıktı. Savcılığın aileleri bu olay Saruhanlı'nın dışına çıkmasın diye uyardığı iddia ediliyor. 20 çocuk istismara uğruyor ve bir sendika temsilcisi ama burada daha önemlisi savcının gidip bu olay bu ilçenin dışına çıkmayacak. Çıkmasın hepimiz için zararlı olur dediği iddiası. Çok ağır, çok ağır bir şey bu. Gerçekten çok ağır. Bugün gün boyu tartışılır. Umarım tartışılmalı çünkü. Akşam kriz yok Erdoğan'a güven var. Hey 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 süper süper süper. Kriz yok Erdoğan'a güven var. O kadar mutluyuz ki çıldırmak üzereyiz. Zevkten, mutluluktan donumuza işeyeceğiz. O kadar mutluyuz. O kadar delirmek üzereyiz artık ya. Her şey o kadar yolunda ki. Her şey o kadar yolunda. Şahane bir ülkede yaşıyoruz. Şahane. AKP'ye oy vereceğimi 400'ü engellemek için HDP'ye veririm mantığına bakışınız nasıl? Vallahi kime oy vereceğiniz beni ilgilendirmiyor. Beyefendi bu konuda bir anlaşalım önce. Hangi partiye oy verirseniz verin bence muteberdir ve bence son derece kutsal bir iş yapıyorsunuz. Benim bahsettiğim hikaye o değil. Benim bahsettiğim mecliste sol olduğu iddiasında olan partilerin bugün yan yana durma zorunluluğu. Yan yana durma zorunlulukları. Yoksa o hikayesi bence hiç kimse karışmamalı.
Hiç kimse karışmamalı. Kimsenin kimseye bunu tavsiye etme, önerme hakkı ve haddi olmamalı. Ben hayatımda böyle bir öneriye yer vermem. Kimse o delikanlıyı yapamaz bana. Ben de yapmam o yüzden hiçbirinize. Kime oy veriyorsanız bilemem. Ama mevcut durumdan bahsediyorum ben. Kriz yok, Erdoğan'a güven var. Kamuoyunun nabzını en iyi tutan araştırma şirketlerinin patronları AK Parti'deki nöbet değişimini akşama yorumladı. Taban Erdoğan'ı doğal lider görüyor, o yüzden herhangi bir endişe yaşamıyor. Bakın, kimler söylemiş bunu? Genar'ın başkanı İhsan Aktaş, ORC'nin başkanı Mehmet Murat Pösteki, MAK'ın başkanı Mehmet Ali Kulat ki acayip tahminleri var kendisinin. Tahminin bilimsel gerekçesi olması gerektiğine inanmıyor kendisi. Ekranda ben ilk kere izledim, sorun değil. Yani ben böyle düşünüyorum dediği zaman altına istatistik yazabiliyor, şahane bir insan. Ve NDR'ın Faruk Acar'ı. Başındaki insan. Onların hepsi söylemiş. Herkes çok mutlu demiş. Mutluluktan donumuza işemek üzereyiz. Çok seviniyoruz demişler falan filan. Neyse yerseniz. Devam edelim. Of. Ya her gördüğümde bir gazeteci olarak. Çok ciddi çok işten söylüyorum. Bir gazeteci olarak. Ulan acaba bu mesleği seçmeseydim, overlockçum olsaydım mesela, yine namusumla çalışırdım, yine ter dökerdim, emeğimi harcardım. Para kazanırdım, bir şekilde yaşardım. Ben niye gazeteci oldum diye sorgulatan matbuat eseri, Takvim Gazetesi. Acayip bir manşet atmış. Acayip bir manşet atmış. Bak şimdi manşete dikiz. Manşete dikiz. İlk gazeteden beri söylüyor mu? Bu son derece önemli. Çünkü manşet şu. İşçinizi ezmeyin. İşçinizi ezmeyin. Gösteriyorum. Bir 30 saniye bir şey yazmayın. İşçinizi ezmeyin. Herkes gördü mü? Manşetimiz bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5 sene önce vefat eden annesi Tenzile Erdoğan'la ilgili hüzünlendiğini, o İbrahim neydi işte onun okuduğu şiirle, duygulandığını anlatıyor, ağladığını, o yüzden ağladığını anlatıyor. Ama manşet işçinizi ezmeyin. Şimdi işçinizi ezmeyin diyen bir insana hepimizin şu hatırlatması, Sadri İbrahim yaşayın. Hepimizin şu hatırlatmayı yapması lazım. Geçen hafta en yakınındaki işçini ezdin hepimizin önünde. Hepimizin önünde ezdin, hem de birkaç tur ezdin. Parçaladın adamı. Çocuğun gözlükleri de vardı, ona rağmen ezdiniz. Ya Sayın Davutoğlu'nun ezilmesi bir işçinin ezilmesi değil midir arkadaşlar? Çünkü ortaya koydu ki hem veda sözlerinde yok, işçinin fotoğrafı koymamış. Yani onu ama oku çıkartmış Tenzile anneye gözyaşı. Biz hepimiz aptalız ya, bakın. Şu fotoğrafta kimin anne kimin evlat olduğunu anlayamıyoruz. Biz geri zekalıyız çünkü hepimiz. Bir saniye yazmayın arkadaşlar. Bir saniye yazmayın. Bakın. Tenzile anneye gözyaşı, okla Tenzile anneyi gösteriyor. Çünkü biz hepimiz öküzüz. Şu fotoğrafta bir kadın var, bir erkek var. Hangisinin anne, hangisinin evlat olduğunu anlamıyoruz biz. Hop, oku çıkartıyor, bak bu diyor. Bak bu. Bu kadar müthiş bir gazete bu. Bu kadar müthiş bir gazete. Ama bu sözü söyleyen Sayın Cumhurbaşkanı geçen hafta en yakınındaki işçisi. Biz söylemiyoruz, kendi söyledi. Yani Ahmet Davutoğlu'nun sözleri size de şöyle gelmedi mi? Ne istediniz de bugüne kadar yapmadım. O değil miydi o açıklamalar? Bence oydu. E o adam senin için çalışmış. Ezdin herkesin gözünün önünde. Sadece ezmekte kalmadın. Ezilmesine de müsaade ettin ayrıca. Birkaç tur üstünden geçti herkes. Adam silindirle geçilmiş gibi dümdüz oldu. Üzerinden bu aktroller, yalakalar, hani 30 saniyede yön değiştirebilenler var ya, bit yavrusunun adı çıkmış ya. Bit yavrusuna kullanılan kelimeyi bunlara kullanmak lazım. O garibanın ismi çıkmış öyle. O adamlar hemen yağdırdılar ya, duvara işte vurmuş, bile çıkmış, zedelenmiş, çok el sıkışmaktan olmuş. O ne ya, dayak yedi adam, biz biliyoruz, hepimiz gördük, Cumhurbaşkanı da öldü. Böyle şeyler söyleniyor. Böyle iddialar var. O adam herkesin önünde ezilmesine müsaade ettiniz. Ama bu muhteşem gazete hiçbir şeyden kaçınmadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la 5 sene önce vefat eden rahmetli annesini
fotoğrafını kullanıyor. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Ben olsam mesela. Nasıl olsa hepimiz artık çok iyi biliyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu gazeteler üzerinde müthiş bir etkisi var. Yani istediği oluyor, istemediği olmuyor. İstediği çalışıyor, istemediği çalışmıyor. Bunu hepimiz biliyoruz değil mi? Kimsenin saklayacak, kıvıracak, mıracak olan bir şey yok. Sadece şuna, ya oğlum siz geri zekalı mısınız? Ben derim mesela. Ben rahmetli annemin fotoğrafını koymuşsunuz. Aptal gibi kadıncağızın üstüne okla çıkartmışsınız bir şey, işaret koymuşsunuz diye. Ben kızarım mesela. Nasıl olsa anlıyorlar, dinliyorlar. Günah ya adamın 5 sene önce kaybettiği annesi. Şimdi şiir okunurken duygulanmış. Benim burada eleştirdiğim ne? İş güvenliğinde ona o şovu yapan adam. Neden? Anneler günü. Ben buradan yürürüm. Ben buradan yürürüm. Patlatırım bir anneler günü şiiri. Zaten şiiri de şiir gibi değil de hani böyle antin kuntin türkü söyler gibi. Hem de dandik çakma türkü söyler gibi söylüyorum. Yapıştır gitsin. Hop oku çıkartalım. Oktan manşet. Gerçekten oktan bir manşet olmuş bu. Bir de hani gazeteciliğe bakarken ya bunu niye yapıyorsun kardeşim? Bunu niye yapıyorsun sen diye sormamız gereken. Emir'in son turu diye bir haber var. Emir'in son turu. Bahsettiği bir kaza haberi. Gencecik bir çocuk. Hayatını kaybetmiş ya 15 yaşında. ATV denilen şu dört tekerli motorlarla devrilmiş, şarampole yuvarlanmış, altında kalıp hayatını kaybetmiş. Onu Emir'in son turu diye vermiş haberi. ATV ile tura çıkmış, çocuk devrilmiş ve ölmüş. Emir'in son turu. Bakın bunun gazetecilikle falan alakası yok. Gerçekten. Bir grup adamın tamamen uydurup saçmaladığı bir şey bu ya. Gerçekten saçmaladığı bir şey. Oya Aydoğan patates kurbanı. Kadının boğazına işte kızarmış patates yerken parça kaçıyor genzine. Ve öksürürken aort damarı yırtılıyor. O kadar şiddetli öksürüyor ki. Ve yoğun bakımda kadıncağız. Oya patates kurbanı. Nasıl? Şahane değil mi? Of. Of. Gerçekten çok saçma ya. Gerçekten çok saçma. Ama Pranga Sinem diye bir haberleri var ki sürmanşette. Bence bugün okunarak zirvedeyken bırakılacak haberi odur. Anlattı tabii Sinem Kobal'la Kenan İmirzalıoğlu'nun düğünü hafta sonu 14 Mayıs'ta Cunda Adası'ndaki düğünü. Şunu anlatıyor. Sinem Kobal Kenan İmirzalıoğlu'yla nikahına sayılı günler kala İstanbul'da kına gecesi yaptı. Masalara Kenan'ı ayağı prangalı gösteren kartlar bıraktı. Yakın arkadaşlarıyla geç saatlere kadar göbek attı. Hani bu ayrıntı önemli. Çünkü hep beraber şunu merak ediyoruz. Göbek mi attı, gerdan mı kırdı daha çok? Ama takvim bizi aydınlatıyor. Üstelik düşünün mesela bunu ok çıkartmadan yapabilmiş. Haberin okunu çıkartmış gerçi ama bunu ok çıkartmadan becerebilmiş. Zafer işareti de eğlenceyi sonlandırmış. Nefis değil mi? Bakın göbek atıyor gece geç saatlere kadar ve zafer işaretiyle de geceyi sonlandırıyor. Şahane. Haberin okunu çıkartmak manşette gördük zaten. Ok kullanmadan haber yapmak ama oktan bir haber yapmak işte aynen böyle bir şey oluyor. Bu Türk matbuatında gelinen noktayı gösteriyor zaten bize. Fazla da kurcalamamak lazım. Bu gazeteyi evde tek başınıza okumayın. Bakın ben artık hani buna karşı cevşenliyim. Hakikaten beni etkilemiyor. O yüzden uygun olursanız gelin buraya. Gelin buraya ben size burada anlatayım ama tek başınıza bu gazeteyi okumayın. Hakikaten beyniniz bulanır. İki kafanız ısınır. Sıkıntı yaratır. Zirvedeyken bırakalım gidelim. Hazır Kenan'la Sinem'in düğününe ilişkin son detayları da duyduk. Gece geç saatlere kadar göbek atmışlar. Zafer işaretiyle de geceyi sonlandırmış. Oradan sonrası artık yürürüz. Bugün gazetenin bilim sayfasında yazısı yok. Size ne demiştim hatırlıyor musunuz? Mevlüt'ü yediler. Mevlüt'ü. Mevlüt yok ortalıkta arkadaşlar. Mevlüt yok. Mevlüt. Fark ediyor muyuz? Nerede? Bence peşine düşelim. Vallahi düşelim. Mevlüt'ü yedirmeyiz. Mevlüt'ü yedirmeyiz. Yani bir grubu yalılarda yaşattınız. Bu çocuğa hiçbir şey vermediniz. Ki ZDF'nin önünde canlı dişine takmış. Yani niye taktığını anlamadık. O ayrı. Çok böyle onları hani taciz etmeye çalıştı adamları.
Adamlar hiç sallamadılar bunu, ipleyen olmadı falan ama yine de Can Navaş'ta bir şeyler yapmaya çalışmıştı. Mevlüt'ü yedirmeyiz, bilin bunu. Yani yiyecekseniz her günden başlayabilirsiniz. Saçı ayıklayın ama, epeyce saç var çünkü. Yiyecekseniz öyle başlayın. Devam edelim, yürüyelim ve artık noktalayalım elbette bu saatten sonra. Çünkü zirvedeyken bırakıyoruz. Zirvedeyken bırakıyoruz mevzuyu. Çok teşekkür ediyorum bu sabah da benimle birlikte olduğunuz için. Evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz için. Benim çalışma odama misafir olduğunuz için. Ama daha çok en önemlisi lütfedip değer verip görüşlerinizi benimle paylaştığınız için. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun, var olun. Bu yayını bir yarım saat kadar sonra medyascope.tv adresinden de izleyebilirsiniz. Ben de bir aksilik olmaz, ölmez sağ kalırsam yarın sabah saat 9'da buradayım. Oturup konuşmak üzere. Çünkü oturup konuşmazsak bu abuk sabuk konuşanların, antin kuntin haber yaptım zannedip saçmalayanların söylediklerini gerçekmiş gibi algılayanlar olabilir. Oysa küfretmeden, hakaret etmeden biz derdimizi anlatabilir. Bunların hepsi yalan. Bu adamlar patrondan it gibi tırstıkları için bu saçmalıkları yapıyorlar diyebiliriz. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Yeter ki bir araya gelelim. Çünkü bir araya gelmek zorundayız. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Görüşmek üzere. Güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.